bugün Şahin Ayser ve Vasili. Hep aynı şeyi söyler, biz bir takım olduk dediler. Dördüncü sezon finalimizi yaşıyoruz. Güzel de bir tesadüfle yaşıyoruz aslında. Akşam Beşiktaş Galatasaray futbol derbisi var. Bizde de Zula Süper Lig'in dördüncü sezonunda yine Beşiktaş Galatasaray derbi mücadelesi şampiyonu belirleyecek. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Beşiktaş'a ufak bir parantez açmak istiyorum. Tebrik etmek istiyorum ekstra. Çünkü ilk sezonlarıydı Zula Süper Lig'inde ve ilk sezonlarında finale kalma başarısını gösterdiler. Birinci sezonda bunu Galatasaray yapmış doğal olarak ilk sezonda finale kalıp. O tarihten bir yana da 3 bildiğin gibi final kazanan Galatasaray oldu. Bakalım Beşiktaş bu seriyi sonlandıracak mı? Heyecanla seyredeceğiz hep beraber birazdan. Genellikle oluyor. Sonuçta final demek hani bir sezonu en üst seviyede bitiren iki takım karşılaşması ve rekabeti demek. Dolayısıyla iki takım da birbirine güç dengesi çok yakın. Aslında genel olarak Zula Süper Ligi'nde çok büyük kopmalar almıyor. Yani takımlar birbirine denk güçteler. İyi hazırlanıyorlar. Ve bunu da hep skorlarda görüyoruz. Çok uzak ara açılan aralar olmuyor. Hadi sezon içerisinde böyle ekstra performans gösteren bir takım olsa bile yarı final ve finaller çeşitli sürprizlere gebe açıkçası. Bakalım bugün bence çok çekişmeli bir mücadele olacak. İki takıma da tekrar başarılar diliyorum. Biz Çukur'u oyunumuzda evimize davet ettik. Çukur'un gerçek haritasını birebir modelleyerek diğer haritalarımız gibi haritalarımız arasına ekledik. Bu arada lansmandan sonra en çok oynanan ikinci harita oldu. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aslında gösteriyor. Ama alamet farikası şu aslında işin. Bu yaşayan bir proje. Yani biz sadece haritayı yaptık, koyduk ve çocuklar da Çukur haritasını deneyimliyor değil. Oyundan diziye, dizinin senaryosuna müdahale etmek şeklinde. Dizinin senaryosuna oyuna geçişler olacak. Mesela yakın zamanki 3 gün sonraki yeniliği söyleyeyim. 2 oyuncumuz karakter olarak Zula oyun içine geliyor. Başka yeniliklere de devam edeceğiz. Ama biraz önce bahsettiğim gibi doğru kitleye doğru içeriği ilettiğimizi düşünüyorum. Hemen benimsendi bizim izleyicilerimiz, oyuncularımız karşısında karşılığında ikinci sıraya yerleşti Çukur haritası. Burada geliştirmeye devam edecek karşılık olarak. Şimdi amacımız e-sporu daha da tabana yaymak. TESFET'le yakın işbirliğimiz, bilgi aktarımız devam ediyor. Federasyonla da beraber geçen gün bakanımız da, Sayın Bakanımız da açıkladığı bildiğiniz gibi konferansta e-spora olan ilginin
bilgili bir şekilde ve eğitimi de göz önünde bulundurarak artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Belki bir liseler ligi gelebilir, liseler turnuvası gelebilir. E-spor olan ilginin ve bilginin tabana yayılması için çalışmamız devam ediyor zaten. 2019'dan 2020'ye geçiş bizim için yoğun ve heyecanlı bir dönem oldu. İşte Çukur büyük bir projeydi. Öyle hani bir ayda hayata geçirilen projeler değil bunlar. İki ayrı kurumun DNA'sına uyması gerekiyor. Yazılım var işin ucunda. Bir yazılım gerekiyor. Fakat ondan da daha büyük projeleri, uzun süredir üzerinde çalıştığımız projeleri arka arkaya yayına alacağız. Bunun başında Zula Mobil geliyor. Zula Mobil, Zula PC gibi çok gurur duyduğunuz bir ürün oldu, olacak. İnşallah etkisi daha da büyük olacak. Önce Türkiye lansmanını yapacağız. Akabinde de tüm dünyaya yayıncı olarak, yani yayıncı firmamız Blokum Games aracılığıyla bu oyun lanse edilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nden çıkmış olan aslında en büyük mobil oyun diyebilirim. Çok uzun süredir yazılımı devam ediyor. Aynı Zula kalitesini izleyicisiyle bir süre de mobil platformda buluşturacağız. İkinci büyük haber, Zula PC tarafında Battle Royale modumuz geliyor. Dünyayı kasıp kavuran bir mod, bildiğin gibi Battle Royale. Onun lansmanında kısmetse 2020'nin ilk kuartını, yani ilk 3 ay içerisinde yapacağız. Aslında oyun bitti. Şu anda son testlerimizi yapıyoruz ki izleyicimizin, oyuncularımızın karşısında mükemmel bir üründe çıkalım.